Ay sen de durmuyorsun ya. Birazcık Reyhan atasözleri var, bir de şeyler vardır. Çok iyi de biliyordum onu. Atasözü, deyim, bir tane de bir şey vardı. O da şeydi böyle. Hani atarlı atasözleri gibi bir şey. Mesela örnek vereyim. Bakmaz alığını deliğine, reyhan sokmuş da tuluğuna diye. Bu çekir onun ismi vardı. Bilenler söylesin. Begümcüğümün bileceğini biliyorum. Türkçe dil bilgisi dersinde çıkardı onlar. Onun gibi yaptım, reyhan soktum tuluğuma. Düşüp duruyor bir tanelerim. Neyse, düşene kadar koklayalım. Heh, şurada dursun. Acık susayım dedim. Acık susayım, şöyle sabahın beşinde kalktım. 5:20 gece filan oldu. Hoş geldiniz, mutluluk getirdiniz, uğur getirdiniz. İnşallah uğur olur, bereket olur bir tanelerim. Patlıcanım dolu, biberim dolu, patatesim dolu, doldurdum. Biberimiz zaten köy biberi, bitmeyi bilmiyor bir tanelerim. Aldığım 2 kilo, 5 kilo almadım ben. Bu nasıl bir tartıdır? Her yaptığımda neredeyse 1 kilo yapıyorum ama daha dolu. Onu da közleyeceğim büyük bir ihtimalle. Közlemek istiyorum. An itibariyle hava bulutlu ama bu yanıltıcı bir bulut. Her sabah uyandığımda böyle simsiyah bulutlar görüyorum. Umutlanıyorum, yağmur yağacak diyorum. Rahmet yağacak diyorum. Sonra kayboluyor. Yine oluyor 40-50 derece. Kızartmayı yapamıyoruz. Ocak yandı mı oluyor mutfak 50-60 derece. Onda birini çekiyorum belki yaptıklarımın. Her gün yapıyorum bir şeyler. Terden filan yapamıyoruz bir tane. Çekemiyoruz. O kadar hava 50 derece. Mutfakta da ocak yanıyor oluyor 70 derece. 2 ocak yansın hele. Kızartmayı yapmak mümkün değil. Yaz geldi. Ne yapacaksın? Kızartma yapacaksın. Şöyle karışık kızartmayı kimler sevmez. Sarımsaklı domatesli. Doldurmuşum domatesi. 5 liraya ve 7,5'a aldım. Domateslerimi göstereyim bir tanelerim. Böyle böyle. Düşünün patoş kadar. 7,5'a 4 kilodan fazla aldım. 5 liralıktan da 3 kilo aldım. 5 liralıktan hemen böyle bir kilodan 2 kiloya yakın doğrayıp bamyamı pişirdim. Bamyalarımı biriktirmiştim. Daha ne olsun. Ay yakma yakı. Konuşmayayım dedim bak. Şöyle bir ASMR olsun dedim. Şöyle sessiz. Heh. Anam sönmesin de. Sönmesin bu arada. Nurhan diyor ki büyük odunlardan yak diyor. Uğraşıyorsun diyor. Kız anam büyük odunlar niye yakın? Bu çallar bitsin ki. Kışa kadar Allah izin verirse. Bir de çalı türleri. Ay ben bununla uğraşıyorum ama bir tanelerim. Benim hemencik karınca dedim ama sinekmiş. Önce patlıcanı kızartacağız. Sıralaması var biliyorsunuz. Patlıcan. Önce patates. Sonra patlıcan. Sonra biber. Biberden sonra hiçbir şey kızarmaz. Heh. Gel bakalım sen. Hızlıca. İşte burada böyle ev gibi olmuyor biliyorsunuz. Ama ben kabuğunu buna koysam. Kabuğunu buraya koyayım. Hemen patlıcanlarımı bir soy vereyim.
Çünkü patatesimi aldığıma patlıcanımı atmam gerek. Yoksunuz kimse yanımda. Kim yardım edecek? Bazen diyorlar Nuran yok. Ben 5'te kalkıyorum bir tanelerim. 5'te çekim yapmak için. Yani çekimden öte bu zor yemeklerimi damda yapmam gerekiyor. Öğleden sonrayı beklesem 5'i buluyor. Yemek olmazsa olmuyor. O 5'te yaptığım çok ters bir zamana geliyor. Çünkü gerçekten erken yiyoruz yemeği. Ya biz 5'te yemeğimizi yemiş oluyoruz. 6 gibi de Allah izin verse çayımızı içiyoruz. Öyle bir patlıcan almışım ki kar beyaz kar. Dolmalık aldım, dolmalık. Anam bu çabuk kızaracak. Patlıcanı hemen yapmam gerek. Kız ben bunu tümken yıkayacaktım kız. Tuza basmayacağım. O kadar güzel patlıcanlar sulanırsa iyice kızarması zor oluyor. Şöyle yanımıza yapıyorum. Bırak köy hayatım, köy. O da oldu oldu. Bizim patlıcanlar böyle bal gibi. Böyle küçük küçük seçtim. İnşallah dolma yaparız. Anam oldu ya. Alacağız bunu, alacağız. Nasıl edelim, nasıl edelim ya bana. Patlıcanım da hazır olması gerek, hemen atmam gerek. Şöyle birinci postasını yapayım da ocağım boş kalmasın. Kalın kalın yapardı rahmetli kaynanam tüm ikiye bölerdi patlıcanları. Hızlıca bir su tutayım. Geldim geldim yandı mı bir tanelerim. Narlar gibi kızardı mı? Hah. Aman. Patlıcan da en iyi son liraydı. Vallahi 5 liraya da vardı almadım. Paraya kıydım. Biraz çok para harcadım ama çok üzüldüm ya. Sanki 20 liramı kaybettim. Hesaplıyorum hesaplıyorum. 20 liram eksik çıkıyor. Aldığım şeyleri hesaplıyorum. Ya o sıcakta akıl kaybetmemek mümkün mü? Bayağı moralim bozuldu akşam. İki kere hesaplattırdım Nurhan'a. Ben sayıyorum 4 kilo patates 40 lira. 2 kilo yok 3 kilo soğan 30 lira. Hesaplayın bak. Patlıcan ne yaptık? 30 lirada patlıcan diye düşünüyorum. 3 kilo aldım ya da 4 kilo ama 3 kilo aldım. Patlıcan hafif. Bir çok oluyor, bir çok oluyor. 3 kilo. Ay alıversem kayıyor ya tavaya. Boşa yanıyor yani benim şu an. Şimdi ev ne ev kaldı. Daha patatesi yapana o mutfak 1000 derece oluyor. Canlarım yazın bana kızartma yapmak mümkün değil. Ocağım olmasa.
iyice süzdük mi acaba? Bunu da su damlarsak. Ulan. Her şey karıştı birbirine. Tabak azlığı yapmışım, tabak. Allah Allah. Bana 10 tane sehpa lazım. Mutfak tezgahı değil ki bura. Ha, sen de şurada dur. Sana ne oldu şimdi? 2 saniye kalktım yani. Babaannecağızım derdi, elini ateşlerini çekmeyeceğim derdi rahmetli yemek yaparken. Kaç yaşında Fatoş biliyor musunuz? 5-6 yaşlarında. O kadar yani hiç duyduğumu gördüğümü unutmazdım. Çünkü çok severdim rahmetli babaannemi. Köye giderdik böyle ocağın başında yemek yapardı. Ay onu seyrederdim, seyrederdim. Kimler seyrederdi? Babaannesini, anneannesini, dedesini, dedemin de kahve yapmasını kendine kahve yapardı. Allah'ım nurlarla yatırsın. O beyin şeyde, özenle yapardı. İçerdi böyle küçücük bir fincan. Onu da böyle dibini de telveyi böyle iyice sallatır, onu da içerdi. O kadar kıymetli yani. İkinci filan mümkün mü köy yerinde? Altın gibi saklanıyor o kahve, tek dedem içiyor. Bilmez kadınlar falan nerede şimdi kahve yarım saat sonra kahve nerede günde bir kere kahve keyfi var çocuklar bak kavga yapmıyorsunuz gelip anneye yardım etmek yok hah hızla patlıcanlara geç. Konuşmak, konuşana kadar doğru deyin. Kız anam bana bir fazladan kap. Kız şu kapı ver kız. Bak orada varmış kızım kız. Yağlı yani her yere koyamıyorum. Hızlı ben şeyime devam edeyim bir tanelerim. Patlıcan ne yaptınız kız uçağa? Ah kaybetmem olmasa çok iş yapacağım da. Şşş, böyle kovalamayın hele korkuyorum. Gün doğmadı seherin, sabahın seherinde daha güneş doğmadı bir tanelerim. Sebze yemeğini sabah erken yapmak zorundayım. Dün vallahi öğlenden sonra yaptım işte. Bamyayı yaptık. Yaptım yani. Nuran marketten yaptım. Dedim ki makarnayı da sen yap. Aha gidiyor bir kere. Ay o ben su içinde kaldım. O benden sonra su içinde yani ibretlik. Çek yapmayın. Anam ateş var burada. Gelin ne kızartacaksanız çıkın çıkın gelin malzemeleri. Burada dolu. İstediğiniz bir şey varsa getirin yapalım. Aha iki kişi olsa hiç o kadar kolay olur ki. Nuran'ı sabah bulmak mümkün değil. Nuran'ı saat 10:30'a kadar uyandırmaya uğraşıyorum. Nuran yatamıyor. Yani en azından 4 o yatıyor ben kalkıyorum öyle diyeyim. Annemin hastalığından beri öyle alıştı yatamıyor. Çünkü o sabaha kadar beklerdi anneme normalde. Ben yatıyorum diye mesaj yazardı. Ben kalkardım. Vücudu öyle alıştı. Düzelmiyor. Düzelmiyor yani. Doktora gidelim diyorum. Ona da gitmiyor. Ana o ne güzel.
güzel kızarmış kız. Saldık. Patlıcanı da işte tek çevirmek zorundasın. Kaymıyor da kaymıyor. Beş gibi kalkıyorum. Beş olmazsa da 5.5. Bilemedin 6. Dam olduğu için dam da o yazın onu seviyorum. Erkenden kalkıyorum. Dedim ki belki kalkamam. Güneş gelmeden işlerimi bitireyim dedim. 5'e saat kurdum. 5'e 2 kala kalktım yani. Saati kurdum. Ya bu patlıcanda işte bu huyu var ya, döndürmen gerekiyor ben. Keşke bunu ben büyük büyük yapaydım. Hemen alacağım zaten, hemen. Öyle böyle kızarmıyor maşallah. İki yerlensin. Haydi hızlıcalık. Şimdi yemeğim çok olacak. İki kaba böleyim. Ay bayılırım şöyle. Altta patates, üstte patlıcan, üstte biber. Bir de sos acılı ekşili. Gerçekten burada benim vakit sorunu yok. Yani 11'e kadar ben burada kızartma yapabilirim. İşte güneş geliyor, o sorun var da. Şuraya bir gölgelik düşünüyorum. Birinci postayı bunun üstüne koyacağım patatesi. Kız neden dövüyorsun? Aman.
çıkartmadım evden. 2-3 tanesi burada. İkisi birbiriyle kavga ediyor. E şimdi öbürlerini çıkartsam, oğlanı çıkartsam, oğluşumu. Bunlar oğluşla hiç geçinemiyor. Ya herkesin birbirine sorunu var yani. Ay elim ağrıdı, şuraya koysana ya. Bunları da yapmayın. Dolmalık patlıcan onlar. Hemen şuna da bir su. Ana burada suyumuz var. Allah'ım düşürme ya. Ne var ya? Artık zibillerimi toplayayım vallaha. Büyüklerini seçtim. Dolmalıklar da hep gelmiş. Şöyle minnak minnak dolmalıklar. Yaprakta buzluğumuz da var. Biraz koduydum. Ne oldu kız? Kahve yapsaydı adamcağız. O da daha uyanmadı. O kadar erken ki bu sefer. Şu sapını şöyle mi yapsam acaba? Rüzgar bu tarafa sapını yakıyor. Sap koymuyor tencerelerde, tavalarda. Ne için kalkayım dedim. Bak sizi kulağınızdan çivilerim ha. O kulağınızı küçük kulağınızı. Vallahi acayip uzun sürecek herhalde ya. O kadar hızlı kızarıyor. Heh, hızlıca bunu da alayım. Şey değil, yüklenmesi de sorun. Heh. Böylece yandan süzdürüyorum yağını. Bastırttırıyorum. Bitti. Bitti. Ama bu hiç kızarmamıştı. Ben biber yapana kadar su da kızarsın. Tanelerim, oy vallahi vakit geçti, güneş bile çıktı. Şöyle biraz küçültmezsem bunlar biliyorsunuz çok zor. Böyle kolay oluyor, karıştırıveriyorum vallahi. Bunu da ben arkadaşım gelin köyünde öğrendim. Onlar biberi bir baktım bileğen kıymışlar, böyle daha ince.
Biz de eskiden ne kadar zor olurdu. Tek tek çevir ocağın başında. Anam bu ne dedim ki? E biz böyle kavururuz biberi dedi, kızartırık dedi. Bütün köy alışmış. Herkes onların bir biber oluyor işte, bu köy biber onların köyünde. Bizim köydeki de olur da salçalık biber. Bu daha iri, kapya biber. Kapya biberin yeşili bunlarınki. Bizim salçalık biber daha küçük olur. Karaysalı salçalık biber. Bana yardım etseydiniz hiç ocağımız beklemezdi. Şu acılar da getirdim. Onlar da acı tat versin. Öbürü tatlı ya. Ama bize tatlı hiç gitmiyor ki. Acı olacak. Anam hocam, hocam, hocam. Boş kalmaması gerek hocam. Neler yapıyorsunuz? Nasılsınız? Nasıl gidiyor hayat? Sıcaklar, soğuklar. Soğuk kimse de yok da. Yabancı ülkede olan benim can ailem. Yağmur, yağış yok mu anam? Yok mu? Oralara yağarsa belki buralara da gelir. Acılarımız daha atat versin. Şunlar hep acı süs biberi. Allah, biber yemeğimizin yarısını el aldı, yarısını yel aldı. Biberlerimizi yıkadım iyice. Anam bir tane daha var kız. Gönderdim, gönderdim. Geliyor mu? Bunu da çalkalayayım. Domates. Hızlanmam gerekiyor. Patoş konu hem konuşup hem yapamıyor. Adana'nın sessizliğiyle sizleri baş başa bırakıyor. Hızlı yapmam gerekiyor. Şöyle kabuklarını hafiften alayım vallaha. Tüm kabuğu sertmiş, biraz fazla aldım. Kız örtü yaptım kız, anam örtünün üstüne asılmışlar. Oğlum. Hadi be, orada durma, kovalar şimdi sen o. Şşş. Git hadi git. Kız o kovalıyor seni orada. Tehlikeli, tehlikeli. Git yerine. Oğlum o bahane buluyor seni kovalamak için lan. Ya vallahi beni böyle yapmayın ya. Orası tehlikeli, git o çatıya git hadi. Git çatıya git.
Hadi oğlum. Hadi, hadi ya. O kız kovalayacak işte, geliyor. Kız sen de kovalama kız. Yılma döveceğim ama ha. Hadi oğlum hadi. Fiyana. Bak 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 Allah'ım ben bilmiyorum mu ya? Bilmiyorum mu başıma? Anam fırsat kolluyor, fırsat kolluyor. Oğlanı düşman biliyor. Allah Allah. Elimizi hiç değdirmeyek. Çıkartmayayım dedim, illaki istedi. Bu da bunu kovalıyor. Oğlandan herkes korkuyor ama oğul işte bu Fiona'dan korkuyor. Hey, ne oldu, ne oldu, ne oldu? Karardın. Karardın, kaldın, ne oldu? Hadi, vakit geçti. Domatesimi hızla doğruyorum. Fatoş'un işleri, ay en sevdiğim hayat. Güneş de kendini bulutların arkasından gösteriyor. Yeni bir gün hepimize huzur, mutluluk, sağlık, sıhhat, bereket getirsin. Ne istiyorsanız, ne güzellik istiyorsanız onu getirsin bir tanelerim. Evlat isteyene evlat, ev isteyene ev, para isteyene para, hayırlısından tabii. Kiracıları kurtarsın, kurban olduğum Allah'ım. Bahçe isteyene bahçeler benim gibi. Daha ne? Sağlık önemli. En önce sağlık olmazsa hiçbir olmaz. Hiç mi? Trilyonların olsa ne fayda? Çok çok güzel bir gün olsun inşallah. Hepimizin hayırlı, güzel, mutlu haberler alacağı. Başka ne isteyen diye düşünüyorum. Neler isteyen olur da. En önemlileri tabii ki sağlık, sıhhat, mutluluk, evlat. Mürüvvetin ister evladının çoğu. Allah'ım hepimize nasip etsin. Kiracılar kiradan kurtulmak ister, ev ister, kurban olduğum Allah'ım. Kimseyi evsiz bahçesiz bırakmasın. Bizlere de bir bahçeli böyle kedişlerimizin rahat edildiği bir ev olsun. Tabii ki evimiz çok güzel, çok çok mutluyum böyle ama bir bahçeli ev istemem mi? İsterim. Burası hisseli yani biliyorsunuz. Bir de Allah korusun şey geldi deseler. Gittik yani. Hadi çıkacaksınız, ne yapacağız? İstimlak edilse. Çünkü buralar 70-80 yıllık mahalleler. Çok eski evler. Mesela uzak depreme dayanıklıymış. Mesela en yeni evler yıkıldı yani. En yeni evler yıkıldı ama bu evler araştırmalarda şeymiş, bu eski evler. Uzak depreme dayanıklı, Allah korusun. Yakın depreme çok tehlikeliymiş ya. Yakında olan bir deprem. Adana'da veya ola. Allah korusun hepimizi, tüm Türkiye'yi, tüm ümmeti Müslümanı. Onda çok çok tehlikeliymiş. Sadece buraların dayanmasının açıklaması, uzak deprem yüksek binaları vurmuş.
Yakın deprem olsa eski evleri vurulmuş. Allah muhafaza. Ay çok şok olmuştum ben duyduğumda. Soğan domatesimi de yapıyorum. Bekleyin bir tanelerim. Bırakmayın beni. Koca koca köy usulü. Piştim. Hepsi bir olacak. Heh. Bu da tamam. Şöyle seni arkaya alalım. Domatesimiz hazır. Şöyle sarımsaklı. Ana biberim doldu kız. Birazcık daha elimize su dökelim. Oh be, evde bu rahatlık var mı kız? Anam o sıçradı. Eyvah eyvah eyvah. Ocak daha başlamadan ocak nasıl temizlenecek? Yeni ocak gitti. Gitti diyor Nura. böyle buradan bu kadar sürdüğüne ne bakıyorsun? Ocakta bu bir 2 saat sürüyor. Hadi sen de nazlanma ya. Ne oldu? Ben soyuverim o arada. El yıkamaktan ölecek bir tanelerim. Bir şey bitti. Bir cere bitti. Güneş kimin yüzüne vurarmış, vurarmış, vururmuş. Dur, daha güzel pozum vereceğim. Önümü kaplamış, hiç hoş değildi o. Nasıl oldu? Alacağım sizi de. Anam dur. 5 dakika bekleyin. Sarımsağımı yapayım. Şurada domatesimi atayım. Vallahi 10 saatlik video olacak herhalde. Hani yağıyla uğraşıyorum. Kalkıp devam. Ya bir saniye durun ya. Vallahi teker teker gelmiyorlar bana bunlar ya. Da yıkayak. Yani ben her akşam yıkıyorum. Akşam burayı yıkadım. Ama işte tabii ki toz yani toz. Sarımsaklarımı hemen küçültüyorum. Vallahi jet hızıyla yapıyorum bir tanelerim. Yeni görenler, duyanlar Fatoş'u izler misiniz? Fatoş'u. Fatoş kim? Ben olsam ben de Fatoş'u izlerim vallahi. Vallahi izlerim. Çünkü ben seçici bir insanım. Her kanala eskiden de bakardım. 10 kanal izliyorsam 1'e düşmüştü. Ben olsam ben de Fatoş izlerim. Hah, vallahi bitti bir tanelerim. Bak 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 canlarım. Bakın şimdi kolayını buldum. Bakın. Hemen kelgirimi alıyorum. Biberi biliyorsunuz yağ çeker. Hiç yemeğimizin yağlı olmasını istemiyoruz. Burada hemen süzülsün bu. Ha. Burada hemen süzülsün şunun üstünde. Yere yapılmasın. Sen şuraya süzül. Sen süzül. Sen süzül. Hemen bakın. Geliyor. Geliyor kokuyu saldım. Kaldım geldi. Gösteri yapıyorum. Ay ne güzeldi kız. Yansaydık canlı yayında. Tövbe estağfurullah. Ay bütün şefler yapıyor bir kere. Yanma yok bir tanelerim. Fatoş'un esprisi oldu. Hadi canım bir daha ol. Kokuyu gönderdim size. Bunu kaçıranlar çok üzülecek.
Canlı yayında yapsaydım keşke, canlı yayında. Yapak mı bizim canlı yayında yemek, kızartma mesela. Oh oh, bitti işlerimiz, bitti artık. Sosu 2 dakikada olur. Oh. Oh be. Birazcık sessizliği dinleyin. Sabah benim rutinim sessizliğin sesini dinlemek. Kaç bamya açmış çiçek onu izlemek. Kaç ağaca bek vermiş onu izlemek. Hadi kız sende ne oldu? Hadi sessizlikle baş başa dur. Vallahi koca bir kütük koydum ama bunlar bitmez kız. Vallahi bitmesini istemezsin. Tabii ki istemem ama ya kışın bu yağmurun suyunu çekerse kömür gibi olur. Buraya kömür gibi suyu akar. Biliyorum yani incir dalını. Bana uzatmıyorlar. Bak annelerine hiç faydaları olmuyor bunların. Ver mama anne, ver mama al anne. Anne yaş mama al. Olmadı şunu yap. Yumurta al, salam al. Bak oğlumu kovaladılar. Ben de burada yatıyor zannettim. Nereye gitti acı? Pis pis pis. Adana uyanıyor yavaştan. Uyanmayın, uyanmayın daha erken. Erken işimiz var. Bakın artık vallahi ipler de bitti, canlarım gökyüzüne çıkıyorlar. Bakın gölgelik yaptım, üstüne yatmış. Hain evlat. Hain evlat. Tommy. Tommy o köşe. O köşe için ölecek. O köşede bir şey var. Tommy'nin gece kucağımda yattı da. Gece vallahi biri kucağıma yatmıştı, biri de ayak ucuma. Kim bunlar diye elliyorum, elleyerek buldum. Yan tarafımdaki Tommy'di, kucağımdaki Fiona'ydı. Bamyalarımızı görüyorsunuz, çiçeğe durdular. Bugünkü çiçekler geliyor bir tanelerim. Tomurcuklarını görüyor musunuz aralarda? Domatesimiz pişene kadar biberlerini de koyuyor. Süzüldü güzelce, bir damla yağımız da kalmadı. Bir koca borcam bu oldu, bir koca bu oldu. Berekete bakın bir tanelerim. Ve o... Ay sosumu görmenizi istiyorum. Kokusu Allah Allah. İşte bu kokuyu istiyoruz. İs kokusu geliyor. O yemek muhteşem oluyor bir tanelerim. Ay buhardan gözüküyor mu bilmiyorum. Tabii ki burada ışık ve buhar. Birazcık görme sorunum oluyor. Fazlaca görme sorunum oluyor burada. Yaptık işte bir tane. Evde yatsan da devrilsen yemek mi olur, aş mı olur? Sonra da buz gibi otururum. Oh. Uy ben sizin. Vallahi Fatoş ekmeğini getirmedi mi zannediyorsunuz? Ekmeğini getirmedi mi zannediyorsunuz? Olmasın. Kız tuzumuz nerede? Tuz atmadık. Anam hiç de akmıyor ya. Bir kazan oldu. Bir kazan.
Şu sos zaten yeter biberle, yemekle. Şu sosu yemek diye ye. Şu sos var ya. Sarıp ana kumrular dibinizde bir tanelerim arkada. Şu sosun tadına bakacağım ki. Ay pardon. Aman sos da acı olmuş hafiften. Hangisi soğuk acaba? Vallahi ellerimi öpüyorum, ellerime sağlık bir tanem. Güneş yeni doğuyor, evet çıktı bir tanem. Bulutlar olduğu halde, bakın bulutlarımız gözüküyor mu acaba? Bulutlar olduğu halde şöyle bir yanıyor, hemen bitirelim bir tanem. Öyle bir uzun olmuş, öyle bir uzun olmuş. En uzun video olabilir. Hah, sosumuz tamam. Sosumuza, tuzuna bir daha bakayım, ekmekle anlaşılmadı. Oh oh oh. Küçük kaşığım var. Kaşığım çatalım. Küçük kaşığım, büyük kaşığım. Öyle tattın, içine kattın. Olmaz. Ay bitiriyorum bir tanelerim. Pişti, pişti. Pişti. Oldu. Şöyle bakın. Tahta kaşığım da var. Ayrıyeten koymak için. Artık kaldırıyorum. Ay çok terledim. Güneş çıktığı an gördünüz değil mi biterlerim? Sabahın körü. 5'te kalktım. Adana'dan kucak dolusu selamlar, sevgilerimi gönderiyorum biterlerim. Sosumuz pişti. Nasıl kalkacak anam? 10 kilo yapmışım ki. Oh, yensin anam. 2-3 gün yensin. Ne ya? Yanına bir şey eklerim. Allah! Allah! Oğlum tava da ağır anam, tava da ağır. Uy, uy. Uy, git sen de oraya. Adana'dan kucak dolusu selamlar, sevgilerimi gönderiyorum. Beğenmeyi unutmayın bir tanelerim. Beni yalnız bırakmayın. Fatoş'u yalnız bırakmayın bir tanelerim. Hoşça kalın. Çok uzun oldu, umarım yüklenir bu. Bazen uzun oldu mu hata veriyor. Saate de bakıverin bak isterseniz ha. Tamamen doğal. Fatoş'un köy hayatı. Köye gidemiyorsam köyü buraya da mı getiremem? Görün bakın bakın biterlerim. Bakın canlarım bakın bakın. Şöyle kuşların, kumruların, Adana'nın meşhur kumrularının sesiyle bakın kaç tane bamyemiz var bugün. Vallahi kaç tane açıyor bakın bakın. Bir dalda 3 tane bunda var. Altında da var evet. Evet bir tanelerim. Her taraf bamya çiçeğim. Bol bol olsun inşallah. Sizleri seviyorum. Bak orada da var. Şurada da var.
Kızım. Tabii ki ağacı beklerimiz de açıyor. Şöyle güneş de yeni doğuyor. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Ahan da hep bizimle kalın bir talerim. Ve 60 dakika olmadan kapatıyorum. Oldu, olmadı. Neyse olmadan kapatıyorum.